son dakika gittiğimiz için biletler tabii ki tükenmişti ama sadece arkada tribünde yer kalmıştı. Tabii çok bozum olduk biz. En arkadan izleyeceğiz diye ama yapacak bir şey yok. Aldık biletleri, tribüne gittik. İşte böyle tabii ki konserin tadını çıkartacağız. Brian May çalmıştı öncesinde, onu hatırlıyorum. Brian May konseri başladı. İşte Brian May solo kariyerine başlamıştı Freddie Mercury öldükten sonra. Böyle o kalabalıkta bayağı bir ezilme tehlikesi atlatmıştık. Korkmuştum yani başımıza bir iş gelecek diye. Brian May'in daha efendiydi. Tabii o Guns N' Roses'la karşılaştırınca daha olgun bir dönemindeydi. Brian May de çok iyiydi ama Guns N' Roses hakikaten ortalığı dağıttı. Ama It's So Easy ile girdiklerini hatırlıyorum. Biz şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şeyle karşılaştık. İnanılmazdı yani. Guns N' Roses'ın en meşhur olduğu zaman yeni patlamış. Bütün şarkıları ezbere biliyoruz. November Rain şarkısının klibinde Slash piyanonun üzerine çıkar, soluyu öyle yapar. Adam buradaki konserde de piyanoyu solonun üzerinde yapmıştı falan. İnanılmaz yani. Sonra şöyle bir şey oldu. Belki başka anlatanlar olmuştur bunu. O kadar azmettik sağ içine ineceğiz diye. Bir noktada biz sahaya atlamaya karar verdik. Öyle bir heyecanlandık ki konser başlar başlamaz oturmalı bölümden herkes sahanın içerisine doğru hep beraber o tarafa doğru kaydık. Koştur koştur en önlere böyle gidip konserin belirli bir kısmına saha içinden izleme fırsatımız olmuş. Axl Rose'un da performansının en güçlü olduğu dönemdi o. Herhalde 20'li yaşlarındaydı. Bir an bile durmadıklarını hatırlıyorum sahnede. Ben Guns N' Roses'ın da seyirciden mutlu olduğunu hatırlıyorum. Tam anlamıyla performanslarını gösterdiler orada. Bence o senenin en güzel konseriydi ki ben fazla rockçı değilim. Bütün stat neredeyse bütün şarkılarını hep beraber söylediler ve 4-5 bis yaptığını hatırlıyorum. Böyle o konserden sonra zaten hüngür hüngür ağladım.